28. soruda verilen 3 doğru aynı noktadan geçmektedir. Şimdi bu noktayı bulalım arkadaşlar. Herhangi iki doğrudan ortak çözüme gireceğim. Ve birinci, ikinci doğrularda tabii ki bilinmeyen bir şey yok. Ve iki doğrunun kesişim noktası nasıl bulunuyordu? Ortak çözüm. O yüzden y'leri yok ettim. Taraf tarafa topladım. 3x eşittir 12, x eşittir 4. Ben şu an ne buldum? 3 doğrunun kesiştiği noktanın apsisini buldum. Birinci ya da ikinci de x gördüğüm yere 4 yazınca bunun ordinatı eksi 1 olur arkadaşlar. Ve bulmuş olduğum nokta aynı zamanda üçüncü doğrunun da üstünde. Ve üstünde ise denklemini sağlar. Yani 4 eksi 1 noktası kx eksi y eksi 5 artı 3'ün üzerinde. Yani x yerine 4, y yerine eksi 1 yazınca denklemi sağlar. Buradan da k 4 çıkar, yani E şıkkı. Şimdi 29'da şu C noktası şu doğrunun üstünde. Tabii ki bu doğrunun denklemini sağlar. Ve ben rasyonel sayılarla uğraşmamak için bu noktanın apsisine, yani C'nin apsisine 10K dedim. Ve denklemi sağladığı için x yerine 10K yazdım. Y buradan 3K çıkar. C'nin ordinatı 3K'dır. O adı dikdörtgen olduğu için D'nin de ordinatı 3K'dır. Ve bu noktada bunun üstünde. Yine denklemi sağlar. Y yerine 3K yazınca x buradan 6K çıkar. D'nin apsisi 6K, hepsi 10K, buraya ne kaldı? 4K. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 4K, kısa kenarı 3K'dır. Ve dikdörtgenin çevresini 42 vermiş. Topladım. 14K. 14K 42. K buradan 3 çıkar ve K yerine 3 yazınca dikdörtgenin kısa kenarı 9, uzun kenarı 12. Bunun alanını sormuş. Uzun kenarı kısa kenarı çarptım 108. Doğru cevap B şıkkı. Şuradaki alana A dedim. Buradaki alana B dedim. Alanları farkını sormuş arkadaşlar. Şuradaki boş alan. İki tane çeyrek dairede ortak. Buraya da C dedim. İlk önce A artı C'yi yazdım. A artı C yarıçapı 9 olan çeyrek dairedir. Yani pi r kare bölü 4. Çeyrek olduğu için 4'e böldüm. Sonra b artı c'yi yazdım. Bu da yarıçapı 3 olan çeyrektir. Yani pi r kare bölü 4. Bana farkını sorduğu için iki denklemi taraf tarafa çıkardım. C'ler gider tabii ki. Ve 81 pi bölü 4'ten 9 pi bölü 4'ü çıkardım. 72 pi bölü 4. Doğru cevap 18 pi. Yani B şıkkı. 31'de şuradaki dairenin, özür dilerim, boyalı bölgelerin alanları, yani şuradaki alanla şuradaki alanı sormuş arkadaşlar. O halde yamuğun alanından yarım daireyi çıkarmam gerekiyor. Şimdi hatırlayın, C'den çembere çizilen teğetler eşit. Yani CB uzunluğu 16 ise CE uzunluğu da 16. Aynı şekilde AD uzunluğu 9 ise DE uzunluğu da 9'dur. Ve dik yamuk olduğu için karşıya dik attım. 9'u karşıya taşıdım. 16'dan çıkardım. 7, 25 ve özel üçgen 7, 24, 25. Demek ki dairenin çapı 24, yarıçapı da 12'dir. Ve yamuğun alanından yarım daireyi çıkardım. Yamuğun alanı alt tabanla üst tabanı topladım, ikiye böldüm. Orta tabanı buldum, yükseklikle çarptım. Yarıçapı 12 olan yarım daire pi r kare bölü 2. Ve bu işlemleri yaptığınızda bana sorduğu yer 300 eksi 72 pi. Yani E şıkkıdır. 32'de dönüşüm sorusu arkadaşlar. Şimdi bir noktayı saat yönünün tersinde, yani pozitif yönde 270 çevirmek demek. O noktayı negatif yönde 90 derece çevirmek. İlk önce bunu hatırlayalım. X, Y noktasını orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürdüğümde Y eksi X dönüşümü oluyordu. Şimdi X yerine eksi X yazdığımda eksi x yazdığımda y ne olacak arkadaşlar? Birinci fonksiyonda x kare olacak. İkinci fonksiyonda y yerine x yerine eksi x yazdığımda tabii ki eksi x küp olacak. Ve bunlara aynı dönüşümü uyguladığımda x kareye x, eksi x küpe x olur. Ve bunlar da tabii ki verilen fonksiyonun tersi. Yani c şıkkıdır. 33 yine dönüşüm. Şimdi bir A noktasının yani NP'nin 1, 2'ye göre simetrini alırken ne kadar arttığına bakıyorduk. Şimdi apsise bakıyorum. N'den 1'e 1 eksi N artmış. O halde 1 eksi N artacak. Yani 1'e 1 eksi N ekledim.
Ordinata bakıyorum. P'den 2 olmuş. Ne kadar artmış? 2 eksi P. O halde 2 eksi P ekledim. 4 eksi P. Ve ikinci de y artı x doğrusu y eşittir eksi x'tir. Bir noktanın y eşittir eksi x'e göre simetrini alırken hem yer hem işaret değiştiriyordu. X eşittir 0 doğrusu y eksenidir arkadaşlar. Yani bir noktanın y'ye göre simetrini alırken x işaret değiştiriyordu, y'ye dokunmuyordum hatırlayın. Ve bulmuş olduğum noktaların ordinatlarını toplayın demiş. Ordinatları 4 eksi p. Eksi ne? Ve p'yi topladım. Tabii ki p'ler gider 4 eksi ne. Doğru cevap A şıkkı. Evet, 34'te karede köşegen 45-45 ayırır. Yani şuradaki açıların 45-45-45-45 olacağına dikkat edin. Ve 45-45-90 olduğu için dikkenarlara BB dedim. Şuradaki parçaya A dedim. Yani şuradaki üçgenin bir kenarı A artı B. 45-45-90'dan burası da A artı B olacak. Ve aynı üçgenler olduğu için yine A artı B, A artı B olması gerekiyor. A'yı da karşıya taşıdım. Buraya ne kaldı? BB. Yani dikdörtgenin uzun kenarı A artı 2B, kısa kenarı da A'dır. Bunun çevresi ikisini topladığım 2 ile çarptığım 24 olduğunu vermiş. A artı B 6. Yani karenin bir kenarı 6'dır arkadaşlar. Bunun da alanını sormuş. 6'nın karesini aldım 36. Doğru cevap E şıkkı. Evet, bu da çok zor bir soru değil. Sadece boş kısmın yüksekliğini sormuş arkadaşlar. Yarıçapı 3 olan kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi rekübten yazdım. Yarıçapı 6, yüksekliği h olan silindirin hacmi. Pi r kare çarpı h. Tabii ki hacimler eşit olacak. Bunları eşitledim. H buradan 1 çıkar. Yani şuradaki suyun yüksekliği 1'dir. Hepsi 10'du. Bana boş yeri sorduğu için doğru cevap tabii ki 9 olacak. Yani A şıkkı. 36'da karenin bir kenarının 8 olduğunu, karenin bir kenarının 6 olduğunu yerleştirdim. Buraya ne kaldı? 2 kaldı arkadaşlar. Ama şu parçayı bilmiyorum. Şimdi buraya x dedim. AB 8 olduğu için burası 8 eksi x'tir. Ve işime yarayan yarıçapları çizdim. OC yarım dairenin yarıçapı. OK da yarım dairenin yarıçapı ve taradığım dik üçgenlerde hipotenüsler eşit olduğu için Pisagor'dan birbirini eşitledim. Şimdi soldaki üçgende Pisagor'dan 36 artı 6 artı x'in karesi gelecek. Sağdakinden 64 artı 8 eksi x'in karesi gelecek. Ve ikisinin de hipotenüsü eşit olduğu için bunlar eşittir tabii ki. İşlemlerimi yaptım. X buradan 2 çıkar. Pardon. X 2 çıktığına göre x yerine 2 yazdım. X yerine 2 yazdım. Herhangi bir üçgene bakın. 6, 8, 10'dan. Yarım dairenin yarıçapı 10'dur arkadaşlar. Ve yarım dairenin yarıçapı 10 olduğu için bunun alanını sormuş. Pi r kare bölü 2. Yani 50 pi'dir. Doğru cevap B şıkkı.